Başındayım. 5 sene oldu midye kanserine yakalandım. Ankara'da ameliyat oldum. 5 kuruş param gitmedi. Ben emekli oldum. Tayyip Bey olmasaydı ben emekli olmazdım. 50 milyar benim bir borcum çıkmıştı. Ödemezdim. %85 düşürdü. Emekli oldum. Onun sayesinde benim kızım banda okuyor. Şu an gelmişim Ankara'ya göndereceğim. Aynı onkoloji hastanede staj girmek için. İşte bir gün yolcu ediyorum. Staj girecek. Benim ameliyat olduğum hastane benim gidip orada görev yapacaksın. O benim için canını feda ediyor. Ben bu devlete canımı feda ederim. Tayyip Bey Müslümandır. Bırakmıyor bizim Türkiye'miz yıkılsın. Bu ötekiler hep yıkılmaya çalışıyorlar. Bunlar hep yabancı devlete üyüyorlar, hep devletimizi yıkmaya çalışıyorlar. Ama Müslüman adam bu devleti yıkmaya çalışmaz. Devleti elini koyacak önüne ki yıkılmasın diyor. Şu an Bakan Bey burada, Ulaştırma Bakanım, Sarıkamış Destanı ziyaret ediyor. Ben ziyaret ettim demin, görüştüm. Keşke onunla bir fotoğraf da çekseydim, istiyordum bir fotoğraf çekseydim. Dayı. Çalışmalarını beğeniyor musun? Çok, çok beğeniyor. Bizim köyün kalazyon yaptılar. Bizim köyün asfalt, bu asfalt bizim köye kazık kadar geldi, karakolumuzun şeysini hep yaptılar. Merkezden kaç kilometre uzakta köyün? 30 kaç kilometre. Hangi köyde? Kazıkay köyü. Kazıkay köyü. Kaç yaşındasın köyü amca? Ben 60. Benim 8 koyunum var. Sayın Cumhurbaşkanı bana niye koyun desteği veriyor? Fakir edersin, o da benim gibi 100 koyun sahibi olsun. Ben süt, bak süt. 40 milyarlık süt satıyorum, üstelik 20 milyar da destek veriyorum. Bu desteklemelere, bu desteklemelere başvurmadan veriliyor mu? Ne? Desteklemelere başvurmadan veriliyor mu? Diyor, bak. Hayır, sen bu destekleri almak için başvurdun mu dayı? Baş değil, başvurmuyorum. Nasıl, başvurmadan mı veriyorsun? Diyor ki, bir fıtra bul, he, sakta bulursan, nasıl bulursan bul. Getir bir bana, ben sana para şimdi, veririm. Şimdi, şimdi sen, şimdi, tamam sen gel hele gel.